Müdür Bey hemen bize verelim. Şuraya başkanım. Bir de ayırdığınız zamandan dolayı teşekkür ederim. Karabük'ün bütün sorunlarını hep beraber çözmede, katkı vermede ve içeri gitsenlerse dün olduğu gibi bugün de yarın da sizlerle beraber katkı vermeye devam edecek. Sizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun her şeyden önce. Çok inşallah birlik beraber koymakta kaydılar ve siz bunları yapıyorsunuz. İnşallah en dediğiyle. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ama bizim burası merkezimiz gibi. Yani bizim tellakamızın doğuşu. Müdahale edebilirim. Evet. Bayram Bey, biraz bir çay ikramı da çay gelmeden verelim de. Benim buraya bakalım. Merkez Başkanı'na hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Her zaman ifade ettiğimiz gibi Çelik İş bizim için, Karabük için manevi değeri olan bir yerdir. Karabük'te kurulmuş bir sendika. Siz de ilk kongreden sonra Karabük'te ilk ziyareti yaparak Karabük'e vermiş olduğunuz değeri, önemi göstermiş oldunuz. Başkanım çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz de söylediğiniz gibi bizim Karabük'e ve Çeliş olarak başkasımız farklı. 10 yılın genel merkezdeyim, hep aynı dili kullandım. Karabük bir dil olmazsa olmadığımız, doğum yaptığımız yer, büyüdüğümüz yer. Sonra da Türkiye'de varoluşumuza sebep olan bir Karabük ve Karadeniz'den bahsediyoruz. Aykırı, tehditkar, uyum sağlamaya direnen anlayışlarla yolumuzu ayıracağız. Burada kendi evimde hissediyorum arkadaşlar. AK Parti benim 30 yıl öncesinde Refah Partisi'nin o yasaklı döneminin bittiğinden sonraki süreçte içinde bulunduğum, yükünü her zaman omuzlarımda taşımak için gayret ettiğim, sonra da AK Parti kurulurken Kayseri'de devleti yöneten yol arkadaşlarımızla beraber karar verip AK Parti'nin kuruluşuna katkı vermiş. Bir dönemde il yönetiminde bulunmuş bir kardeşimizim. Aynı zamanda Halkçı İl Başkanı'nı da yapıyorum. Birden fazla görevimiz vardı. Dolayısıyla bugün burada ben her ne kadar bir siyasi partiyi ziyaret ediyorsam da aslında kendimizi ziyaret ediyorum. Bundan da çok mutluyum, bahtiyarım. İl Başkanımızla, yönetimle zaman zaman da görüştüğümüz şeyler oldu, anlar oldu. Dolayısıyla 2023 seçimlerinde bizim saklımız, gizlimiz falan yok arkadaşlar. Bugün CHP'yi de ziyaret edeceğim, orada da söylerim. Bizim 2023 seçimlerinde bir hedefimiz var. Cumhur İttifakı'nın tekrar kazanabilmesi için Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimi alıp istikrarının devam etmesi için mağdurun, mazlumun, ülke içinde dışındaki akan kanların, ağlayan anaların gözyaşının bitmesi için ki buna en az AK Parti kadar Genel Başkanlığı'nı yaptığım hak içinde önem verdiğini aynı pencereden baktığını bir çoğunluk biliyorsunuzdur. Yani kim söyledi? Yani başkanlığını doğru söyledim. Hak için genel başkanlığını. Hak için ben genel başkanı yapıyorum. Düzeltirim, muhabbetleri bilmiyorum. Yani hak işi anlatıyorum. Hak için de aynı duygularla, aynı anlayışla, sınırlarımız içinde ve ötesindeki mağdur, mazlum, özellikle İslam coğrafyasındaki o ağlayan anaların, akan gözyaşların, kanların durdurulması için 2023 seçiminin çok önemli olduğunu her gittiğimizde de anlatıyorum, anlatmaya devam edeceğim. Bir dakika. Buraya. Bir de şu.